bankaların içi boşaltılmıştır. Her yıl faizciye bu yıl 56 milyar yeni Türk lirası gitmektedir. Dolar, borsa vurgunu ve hortumlanan bankalar, imar bankaları, İstanbul bankaları, diğer bankalar, bunların Türk ekonomisine yüklediği ağırlık, borç 200 milyar doların üzerindedir. İşçi Partisi gelecek, iş borçları 10 yıl taksite bağlayacak. Dolar ve borsa vurgununa son verecek, paranın giriş çıkışını kontrol altına alacak. Ve hortumcunun malına 6 ay içinde el koyacak. Ele geçen bu kaynaklarla bir yatırım, bir üretim ekonomisi kurulacaktır. Tek bir işsiz bırakılmayacaktır. Bütün evlerde, ocaklarda, ocaklar, ateşler yanacaktır. Ocaklar tütecektir. Evlerimizde işsiz olmayacaktır. Çocuklarımız sokaktan, tinerci olmaktan, kapkaççı olmaktan kurtarılacaktır. Değerli yurttaşlarım, işte bu programla, milli hükümet programıyla 22 Temmuz'a gidiyoruz. 22 Temmuz'da iki parti çarpışmaktadır. Birinci parti Amerika ve Avrupa Partisi. Amerika ve Avrupa partileri hepsi hangi deliğe atarsanız atın oyunuzu, altta bir kumbarada toplanmaktadır. Amerika'nın havuzuna gitmektedir. AKP'ye de atsanız, CHP'ye de atsanız, MHP'ye de atsanız, o deliklerden Amerika havuzuna sizin oylarınız gitmektedir. Yani Türkiye'de terör yapanların, PKK'yı besleyenlerin, Barzani'nin arkasında duranların, onları şımartanların, Türkiye'yi uçaklarıyla tehdit edenlerin, Türkiye'ye karşı işgal tatbikatları yapıp sinsi sinsi Türkiye ekonomisinin çökmesini bekleyenlerin havuzuna gidecektir. İşçi Partisi'ne atılan oy, Türk bayrağına atılan oydur. Türkiye'nin bağımsızlığına, egemenliğine, ayağa kalkmasına, başı dik durmasına atılan oydur. Ne ABD, ne AB, karnı tok, sırtı pek, başı dik Türkiye. Ne ABD, ne AB, üreten, çalışan, başı dik Türkiye. Egemenlik millete, egemenlik millete, hepinizi, büyük milletim, sevgi ve saygıyla kucaklıyorum, selamlıyorum. Değerli yurttaşlarım, İşçi Partisi sizden yetki istiyor. Programıyla, yetenekli kadrolarıyla, namus birikimiyle, cesaret birikimiyle, kararlılığıyla, fedai ruhuyla milletimizden yetki istiyor. Verin yetkiyi bize. Türkiye'yi ciğersizlere, Türkiye'yi yüreksizlere, Türkiye'yi yalnız midesi büyük olanlara teslim etmeyin. Yüreği büyük olanlara, ciğeri büyük olanlara verelim Türkiye'nin yönetimini. Sizler, halk yönetime gelsin. İşçi Partisi önderliğinde bu milletin işçisi, çiftçisi, kamyoncusu, şoförü, esnafı, zanaatkarı, tüccarı ve sanayicisi bir milli hükümet kursun. Önümüzdeki hafta milli hükümet üyelerini, milli hükümetin bakanlar kurulunu açıklayacağız. Değerli yurttaşlarım, bir ANAP yöneticisi yine bir gönder arkadaşımıza şunu söylemiş. Türkiye'nin bütün seçkin kadrolarını, esaslı, birikimli insanlarını İşçi Partisi topladı. Evet, doğrudur. İşçi Partisi çok esaslı bir kadro oluşturdu. Türkiye'nin en seçkin maliyecileri, Türkiye'nin iktisatçıları, Türkiye Hazine Kambiyo Genel Müdürü Ali Koca Türkler, IMF ile yıllarca görüşmeleri yürütmüş, onların ne olduğunu ıcığına cıcığına anlamış, Hazine Kambiyo'nun başında bulunmuş,
Gelirler Genel Müdürü Şefik Çakmaklar, Sanayi Genel Müdürü Bülent Esiroğlular, planlamacımız Haluk Durallar, Fazıl Ceylanlar maliyecimiz, Türk maliyesinin en seçkin BOTAŞ eski genel müdürü sizin hemşeriniz Mete Göknerler. Yine değerli arkadaşlarım, Türk aydınının gururu Ceyhan Mumcular. Türk aydınının gururu belediyecilik, hukuk alanında seçkin hukukçumuz Ceyhan Mumcular, Mehmet Cengizler, Nusret Senemler, Bedri Gültekinler, Ferit İlseverler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yıllarca NATO'da görev yapmış, Amerika ile ilişkileri bütün ayrıntılarıyla bilen, Türkiye'nin bir milli savunma sanayisiyle milli ordusunu caydırıcı esaslar içinde güçlendirme planlarını gerçekleştiren, Orta Doğu'yu eliyle koymuş gibi dağıyla ovasıyla bilen generalleri, Kor General Yaşar Müjdeciler, General Servet Cömertler, Kurmay Albayımız, Ağabeyimiz Cemalettin Korkutlar, diğer komutanlarımız, bu komutanlarımız da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzun yıllar emek vermiş, en seçkin görevlerde bulunmuş ve Türkiye'nin milli savunmasını ve güvenliğini yeniden inşa edecek birikim ve kültüre sahipler. İşte değerli arkadaşlarım, böyle bir kadroyla Atom Enerjisi Kurumu Başkanları Mehmet Tomaklar, Türkmen Dayanışma Meclisi Başkanı, Dış Türkler Bakanımız olacak olan Ümit Akkoyunlular, Genel Başkan Yardımcımız eski Yozgat Senatörü Servet Boralar, Türkiye siyasetinin namusuyla, cesareti ve dürüstlüğüyle yıldızı olan arkadaşlarımız. Ve şimdi tek tek saydığım zaman sabaha kadar bu miting bitmez. Bu arkadaşlarla, bu görev insanlarıyla Türkiye'nin başına geçeceğiz. Türkiye'yi yöneteceğiz. 3 yıl içinde İşçi Partisi kesinlikle hükümetin başında olacaktır. 22 Temmuz'un ertesi günü İşçi Partisi mecliste olacak. Mecliste, meclisin mandacılara, meclisin üç sülük ekonomisinin temsilcilerine, meclisi Amerikan ve Avrupa işbirlikçilerine, meclisi banzanici ve apoculara bırakmayacak. Orada milletin sesi olarak, geleceğin partisi olarak yerini alacak. Ve göreceksiniz hızla o mecliste birçok milletvekili diğer partilerden ayrılacak, İşçi Partisi'nin bayrağı altına gelecektir. İşçi Partisi yalnız milletin içinde değil, o meclisin içinde de büyüyecektir. Önümüzdeki dönemin iktidar formülü şudur: Türkiye'yi birleştiren, vatan savunmasının başına geçen iktidar olur. Türkiye'yi İşçi Partisi birleştiriyor. Öyleyse Türkiye İşçi Partisi iktidar olacaktır. Hükümetin başına geçecektir. Milletin kadroları bizim kadrolarımızdır. Herkese iş sağlanacaktır. Türkiye harıl harıl traktörlerin geceleri tarlaları sürdüğü, fabrikaların tezgahlarının çalıştığı, çarşıların şenlendiği bir ülke haline getireceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız. Yapar mıyız? Yapar mıyız? Yapar mıyız? Sağ olun, var olun değerli yurttaşlarım. İşçi Partisi'nin genel başkanı, göreceksiniz, 3 yıl içinde Türkiye'nin başbakanı olacaktır. Ama hangi Türkiye'nin? Hangi Türkiye'nin? Bağımsız Atatürk Türkiye'sinin. Atatürk Türkiye'sinin başbakanı 3 yıl içinde İşçi Partisi başkanı olacaktır.